Ne arıyorsun lan sen burada? Ne yapacağız ya? Gitmez bu şimdi. Rıçat'ın camideki taktiği uygulayayım bari. Bismillahirrahmanirrahim. Damat, iyi geceler. İyi geceler de Reşat Aga, cüzdanı alabilir miyim acaba? Tabii. Emme, bu bende kalacak. Kafa kağıdı neden sende kalıyor? Yarın nikah işlemlerini başlatacağım. Hem kaçarsın maçarsın. Kafa kağıdı emniyet olarak da bende kalsın. İyi geceler, iyi geceler. Ben niye kaçayım ben? Kaçmam bir yere, alayım mı? Kaçma, kaçma. Kocamanın izniyle git zaten. Hadi bakayım, hadi bakayım. Yandım lan be. Kafa kağıdını da aldım. Neredesin lan kaç saattir? Ne yapıyorsun Reşat lan? Aga bittim ya. Reşat beni senin kızla evlendiriyor. Yapraktan. Ha. Sen evleneceksin. Ha. Lan senin dilin ne değil ha? Öldüreceğim lan seni. Öldüreceğim. Aga. Lan, öyle lan. Değil mi ha? Bildiğin gibi de. Cezası vermeyecek. Kavga çıktı galiba. Gideyim ben buraya. Bir dinle arıyorsun acaba? Sen kimsin? Kardeşim, kimsin lan be? Lan! Ne yapıyorsun lan? Lan oğlum, ne yapıyorsun? Tutma, tutma, öldüreceğim lan, tutma lan, tutma. Sen kimsin be Kamil? Aga bana vuruyor, dinle beni. Vallahi döveceğim. Bırak be kısa. Oğlum bak, rahat dur diyorum. Nerede lan? Sus. Nerede lan Macit? Öldüreceğim lan onu, öldüreceğim lan. Lan oğlum, dur ya. Vah! Düşmüş. Aga, ben yaşıyor mu sorabilir miyim acaba? Cebime vah. Lan sen kaç kurbanlar bir elan okuyorsun acaba? He. Anladım ben seni. Sen hatim indiriyorsun. İndir o bakalım, indir o. Bir taraftan da kulağın bende olsun, beni iyi dinle. Biz var ha, insanlığımızı, doğallığımızı, saflığımızı, sizin tabirinizle organikliğimizi kaybetmeyelim diye yaşıyoruz. Sizler gelip organikliğimizi kullanasız diye değil. Şimdi ben senin Reşat'ın namaz numarasına yattığını iyi biliyorum. Adam her şeyi biliyor ya. Amin. Yani teessüf ederim düzgün amca ya. Dedemin mezarında bir rahat yok yani. Bir hastalığıyla dua ettirmedin bana ya. Yalan mı? Ben senin ne için dua ettiğini iyi biliyorum. Şimdi seni bir daha kızımın peşinde görürsem, bu namluyu görüyor musun? Evet. Bu namluyu var ha, bu namluyu. Evet. 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 Sen beni anlamadın galiba. Senin anladığın dilden konuşuverin o zaman.
Bu namluyu senin münasip bir yerinde patlatırım, haberin olsun. Anladın mı indi beni? Anladım. Tamam. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Yürü hadi. Sıraga, gece gece seni de rahatsız ettik de kusura bakma gari. Bismillahirrahmanirrahim. Anladın değil mi kardeşim? Bu adamın niyeti kötü değil. O da istemiyor yaprağı. Reşat onu zorluyor. Aha, yerleşti. Acır. İyisin değil mi güzel kardeşim? Aga. İyi sanırsam herhalde de ayak çekiyor be. Siyatik ettiniz beni cebine. Allah sizi ne yapsın acaba? Beddua etme la. Beddua etme la, çarpılacaksın ya. Çarpılırsın. 5 metreden düştüm ha. Neyine çarpılacağım acaba bir daha? Abartma da. Tamam, oldu bir yanlışlık. Oldu da. Reşat'ın o dara da girdik. Ben ne yapacağım ben? Bir yanda kardeşimin aşkı, bir yanda benim aşkım Gürgün. Vallahi bittim aga. Dur oğlum, düşüneceğiz daha bir şeyler. He ya, doğru söylüyor. Biz buradayız, sen yedirtmeyeceğiz Reşat'a. Sen merak etme ya. Ha. Yani. Arkadaş, 2 gündür uyumuyor emme. Ulan gram uykum yok be. Uyku. Sapıttı anasını satayım. Televizyon, televizyon seyredem de içim geçer belki. Ulan, ulan! Ulan, ne durdun? Kimsin lan? Koptu gel. Reşat! Koptu gel. Ne var lan? Hoş geldin abi. Ne işi var bunun burada? Ben gittim Kopta Gel'e. Ne oldu abi? Lan kıza ne vuruyorsun ya? Kadına şiddet falan. Sen karışma. Kız gözle. Evet abi, gözle. Gel sana bir şey diyeceğim. Ay ruh hastaları ya. Yine kayıyor o. Evet ama dur, telaş etme. Gel. Eksak kız düzeliverdi ya. Tövbe tövbe, gel bakalım sen benimle. Allah'ım sabır ver ya Rabbim ya. Kız bu gözler koridorda niye kayıyor o? Koridorda kaymıyor o. Kopta gelin yanında düzeliyor o. Gökhan. Vallahi kız düzeldi kız. Ya arkadaşım siz ne yapıyorsunuz ben anlamadım. Devamlı gir çık kaymalar maymalar nedir derdiniz ya? Arkadaş kusura bakma. Senin de burada olduğunu bilmiyordu yani. Seni de rahatsız ettik. Abi. Kopta Gel'i ailesi yavru köpecikler gibi dışarı atıvermişti. Ben de içeri alıverdim. İyi etmişsin. İyi etmişsin. Çok iyi etmişsin. Ulan benim pijamalar da pek bir yakışmış ha.
Neyse iyi. Biz sizi daha fazla rahatsız etmeyelim. Rahatına bak sen, yatı be. Ama ben yatarım kendim. Yatı be, yatı be, yatı be. Hadi iyi geceler. Tamam şey yap. İyi geceler, kusura kalma tekrar. Artık sabah görüşürüz. Hadi. İyi geceler. Sağ ol. Yok, çık kız, çık. Tövbe tövbe, tövbe tövbe. Ay, ruh hastalar ya. Gece uyurken falan bir şey yapmasalar bari. Kızmadın değil mi abi evi adam al verdim diye? Yok, kızmadım. Ne kızacağım? Hadi bakayım, sen de yat sabah. Şişt, adamın odasına modasına girersin, bacaklarını kırarın. Yok abi, tövbe. Tövbe tabii, tövbe tabii. Evlenmeden olmaz. Evet, olmaz. Asla olmaz evlenmeden. Hadi geç bakayım, geç. Ya yavaş, yavaş. Tövbe, tövbe. Ferit abi. Sen nereden çıktın kız? Burası benim odam. Peki ablan? He, onun da odası. Ablan nerede, uyuyor mu? Uyudu. Uyandırsana hadi. Tamam, ben Hind'i uyandırırım. Uyanmıyor.
Kim uyanmıyor? Uyanmıyor. Kim uyanmıyor kızım? Tövbe estağfurullah, sabah namazı vakti. Ne oluyor yine? Kim uyanmıyor kızım? Aa, baba. Ne yapıyorsun? Asıl sen ne yapıyorsun? Uyanmıyor. Ben rüya mı? Ne görüverdim herhalde ya? Keşke benim gördüklerim de rüya oluverseydi. Hadi yatın bakayım be. Kapat kapıyı, pencereyi. Hadi yürü. Tamam baba. İyi geceler. İyi geceler, hadi. Tövbe yarabbim ya. Güzel erişçiler mi ne ettiler? Elim ayağım titriyor. Ona bak korkudan ya. Macer. Nasılsın güzel kardeşim? Biraz daha iyisin inşallah. Aga. İyiyim biraz tabii de. Sızlıyor be fena. Ben size bir şey söyleyeyim mi? Vallahi da billahi da tella. Yemin ediyorum bak Kur'an attığı için biz çok ucuz yırttık ha. La bana bak bakayım. Ha böyle bir zıplar gibi yap. İyi gelir mi? Senin mercan akta be. Fena yanıyor cebine. Bu ne be? Ay cebine. Asıl ben cebine. Neredesiniz lan siz? Sabahtan beri Gayfe'nin önünde bekleyip durun. Nurinle'yi almaya gitmeyeceğiz mi? Güzel kardeşim, gideceğiz. Fakat Macer'in durumu pek iyi değil. Ne oldu lan sana? Kardeş durum biraz karışık. Biz abi Reşat'ın arabasını aldık ya. Abu Saf arabaya cüzdanını düşmüş. Aynı arabaya yaprakta küpesini düşmüş. Reşat da bunu yanlış değerlendirip haliyle... Bir dakika dur bakayım. Şimdi seni bu hale Reşat mı getiriverdi? Yani sayılır tabii. Lan ne sayılır Reşat? Müsebbibi odur. Arkadaş ayıp ya. Ne olacak lan şimdi? Sen bu halde Nurenne'yi taşıyabilecek misin? Aga, ayak çekiyor. Sırt bitik. Psikolojim bozuk. Ben maalesef. Yapacak tek bir şey var. Triportör yapacağız. Ya arkadaş ben o pozisyondan nefret ediyorum ya. Bütün yük bana biniyor. Yapacak bir şey yok. Hadi Nurenne'yi bekletme. Hadi. Macir dinleniver sen. Tamam. Hadi dikkat et. Yat la yat. Geliriz bize. Bak kim geliyor o? Ferit. Ben de onu diyorum. Dördüncüyü buluverdik. Oğlum bunun bu saatte burada ne işi var ya? Pin de öğrenivereceğiz. Sen ne yapıp duruyorsun lan bu saatte burada? Hiç. Geçiyorum. Çok güzel. Geçiyorsun. Daha güzel kardeşim. Niye oradan geçiyorsun? Düzgün gelin evi o taraftadır. Olabilir. Olabilir ne demek lan? Ya sen sabah sabah niye bu kadar sinirlisin? Uykunu mu alamadın? Namaza geldin. Cemaat gelene kadar da dolanıyorum öyle. Erken gelmişim ya. Canım sıkıldı biraz. Demek senin canın sıkılıverdi. Ben şimdi geçirivereceğim senin can sıkıntısını. Nasıl olacakmış o? La var ha. Can sıkıntısına birebir ya. Bu aktivitede can sıkıntısı falan kalmıyorum. Garantili. Hadi bakalım. Hadi gel. Serdar ol. Gel bakalım. Gel. Allah Allah. Ne oldu kalıverdi bununla? Geliyorlar. Abu! Teken patlayıverdi lan. Step ne takıvermişsiniz? Yok kız, Macir hastalanmış. Ne oluyormuş Macir'a? Ben gideyim bakayım mı? Yok, sonra bakarsın. Namaza geç kalacağız. Hadi. Hadi bakalım. Dur, yavaş. Yavaş dur. Hadi bakayım. Geç. Ne oluyormuş macera? Ha? Değil mi bakayım? Hastalık neymiş? Selamünaleyküm. Selamünaleyküm. İsmail'ler de teşvik edildiler. Hoş geldin Feride oğlum. Hoş bulduk. Yalnız macer gelemiyor İmam Efendi. Hayırdır bir manisi mi var? Vah vah.
Reşat Ağam iyice bir hırpalayıvermiş. Gelivercik halde değil. Allah Allah. Niye böyle yapıvermiş ki bu ya? Ya o ne Reşat hırpalamadı ya? Lan sen öyle demedin mi? Ya arkadaş ben öyle mi dedim? Ben müsebbibidir dedim. Sahi ya Reşat niye yok bugün namazda? Gelmeyecek tabii. Herkesin yüzüne bakabilecek hali var mı acaba? Beyler, onu burada konuşmanın ne yeri ne de zamanı. Namazdan sonra konuşabilirsiniz artık. Olur mu? Tabii de. Şimdi Reşat burada değil gari. Kendisini savunmak doğabilir inşallah. O da abdest kaçırıvereyim maazallah. Tövbe tövbe. Buyurun cümleten. Allahu Ekber. Gitti canımın cananı, vay ile canım, vay ile canım, oy canım. Bıraktı beni yaralı, vay ile canım, vay ile canım, oy canım. Bıraktı beni yaralı, vay ile canım, vay ile canım, oy canım. Gitmedim. Gidemedim hala. Neden? Zorlanıyorum. Belki son anda bir şey olur. Belki vazgeç, gitme dersin. Gitme dersem gitmeyeceğim. Gitme der misin? Sen kafana koymuşsun bu kere gitmeyi. Baksana. Doğumun bile hazır. Thank you.
Boş bu bavul. Boş mu? Evet. Kalk bak. Bak, boş işte. Hakikaten boş. Nick? Boş çünkü... seni bunun içine koyup götürmeye geldim. Seni bu bolluğa koyup kaçıracağım. Hadi. Olmaz deme. Olmaz öyle şey. Gelemem. Peki. Dünyanın bütün çiçek bahçelerini ayağına sersen yine de olmaz mı dersin? Sen maskeni niye takmadın yine? Arıdan ne korkacağım beyim? Arılığa benden korksun. Lan sağın solun şişecek arkadaş. Allah Allah ya. Yemin ediyorum Erol, senin sırrını çözemedim. Şu balın sırrını çözdüm. Sağ olun bey. Takma, takma maskengi, takma. Bir şey yapmıyorlar takma. Yapmaz, yapmaz. Ama dans edip duruyor. Spor oluyor. Bak şimdi Bayero, bunu bu yavaşlıkta çevireceksin. Anladın mı? Anladım ben. Arı gibi olacaksın, nazik, kibar. Eğer bunu hızlı yaparsan etekleri kırarsın. Zarar vermeyeceksin. Hah. Yaptığın iş, bal gibi kıymetli bir gıdanın şanına yakışacak. Özencen. Maşallah be. Buna bak. Oh maşallah maşallah. Bu güzelliğe bak be. Ay maşallah. Allah'ım.
Allah Allah. Uyandırmadık işte. İyilik ettik, insanlık ettik. Fena mı ya? Sen de bütün gece düdüklü tencere gibi fıstayıp durdun, uyutmadın bizi be. Ay aşk olsun enişte ya. Kalbimi kırıyorsun. Allah Allah. Ne oldu kız? Kopta geri sakızımı çiğnedin mi yoksa? Kopta gel! Kopta gel! Kopta gel! Kopta gel! Enişte sakız gibi çiğnedin. Dur kız, dur. Tamam panik gene, dur. Ne oldu? Bunun içi boş mu? Yok mu? Allah Allah! İçinde yok, içi boş bunun ya! Alta baksana enişte, aşağı. Nereye gitti bu? Tövbe yarabbim ya! Ha, orada da yok! Çekin bakayım enişte! Nereye gitti bu çocuk ya? Çekin enişte bakayım! Allah! Sana şükürler olsun! Kopta gelimi bana bağışla! Enişte, ne işin var Allah'la aramda? Çekilir misin lütfen? Tövbe de kız. Tövbe. Öyle yapılır mı be? Kalk. Enişte, nerede acaba tesbih böceğim? Telefonunu versene bir arayayım enişte. Benimkinin şarjı yok. Hem benim acelem var, köye gitmem lazım. Oğlan beni bekliyor meydanda. Acaba kopta geldi mi orada enişte? Ne bileyim ben ya, kopta gel nerede? Benim oğlum mu? Ben kopta gelin çobanı mıyım? Onun peşinden mi koşacağım ben ya? Tamam o zaman hep beraber meydana gidelim. Ha. Benim de telefonum orada çeker. Ben de belki tesbih böceğimi bulurum. Hiç tamam olmaz. Hadi bin. Geç. İçeride dua edersin. Yürü. Gel. Ulan nerede? Bizdesin. Aa, Allah Allah. Ya sen böyle sabah güneş gibi üstüme şöyle şey yapınca birden aklım karıştı yani. Ya sen bayağı böyle akşam güzeldin. Sabah böyle daha da mı güzel geldin ya gözüme? Sahi mi? Sahi tabii canım. Demek beni güzel buluyor. Ben şimdi güzelsin zaten ya. Sabah güneşi vurdu diyor. Vurmuş ya, o da güzel. Sabah güneşi sidikliye vurur derler ama. Senin güzellik şeyinde böyle bir de şey de var, esprilikler de var yani. O bayağı güzel ya bu olay, aferin ya. Sağ ol lan. Sen de sağ ol lan. Hadi o zaman sana kendi ellerimden kahvaltı hazırlayıverdim balkona. Balkon dirsek oraya inerim oraya yani. Her türlü İstanbul'daki balkon kayfaltılardı. Felaket özledim yani. Hemen gelirim. İyi hadi. Şöyle git elini yüzünü bir güzel yıkayıver. Gel arkamdan balkona, iyi mi? Hadi arkandan geliyorum ben, hadi. Allah Allah. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Hayırdır Ferit Efendi, oflayıp puflamaya başladın? Bakıyorum da hemencecik havlu attın yani. Biz yıllardır taşıyoruz neneyi, ne olacak? Yok ya, ben onu oflamadım. Çok beğendim burayı da ondan. Böyle çok güzel, manzaralı falan ya, o yüzden. Nenem selametle, biz gidiyoruz. Hadi. Gülüm. Sen gelmiyor musun? Ha yok ya, ben biraz daha kalacağım burada. Buranın çok güzel manzarası var böyle. Köye hakim falan ya. Hem biz bu köyün kraliçesiyle biraz laflarız burada. İyi, konuşun bakalım. Biz yıllardır konuşuyoruz zaten kendisiyle. Eyvallah, doğru söylüyor. Artık bizimkisi kısır döngü halini aldı biliyor musun? O yüzden sana iyi sohbetler. Hadi, selametle. Hadi. Ne konuşacağım benimle? Hiç ya, öylesine işte. Arkadaşlık ederim ben sana ya. Hem sen de yalnızsın. Sağ ol ne? Ne? Yapıveren sana bir şey yapıveren. Ha yok yok. Sen hiç zahmet etme. Yok yok. Bir dağıtığı yapıveren. Ya sen bu köyün kraliçesi değil misin ya? Sen yorulma. Ben yaparım. Ben yaparım lan. Biz hanım köylüyüz emme. Adamlığımızı kılıbık etmeyiz. Bilin mi? Bismillah. Sen yürüyebiliyor musun? Hey!
düz yoldan yürüyorum emme. Bayırda zorlanıp durun. Heh, sen benim dahterevana otur da ben sana çayını getiriverim. Yok artık. Vay, 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 vay. Bu nedir ya bu? Maşallah her şey var ya. Acık özeni verdim de. Ya Allah Allah onun şeyim var, birazcığım var. Felaket bir şey ya bu. Vallahi şu anda felaket mahcup oldum yani. Hale bak arkadaş. Bir kuş sütü... Kuş sütü de mi var ya? Allah'ım yarabbim. Canım benim görmedim kuş sütüne. Bayılırım böyle menü mü olur? Her şey var menüde vallahi. Yalnız o kuş sütü değil, eşek sütü. Kız niye baştan demiyorsun bana eşeğin sütünü içirdin ya? Of! Anında dokandı bak ya, eşeğin sütü mü olurmuş? Kız niye koydunuz o zaman madem kuş sütü sürahisinin içine eşeğin sütü konur mu? Eşek sürahisi yapmıyorlar ki. Emme çok faydalıdır eşek sütü he. Litresi 100 lira, 100. Kaç? 100. Bu saçmalama, 100 lira olur mu? 100 liraya 20 litre mazot alırım ben o parayla ya. Eşeğin sütüyle ne alaka yani 100 lira? Sana litrelerce eşek sütü helal olsun lan. Hatta eşeğin kendisi sana kurban olsun. Ben hemen gelip durun. Yalnız kız felaket şekilde aşık oldu bana ya. Allah'ım ya. Ben ne yapayım? Benim günahım ne yani? Benim suçum ne ya? Kusura bakmasınlar. Arkadaş havaya bak ya. Oksijen %500 ha. Gençken nasıl açardı? İşi peşin Ahmet. Oh. 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 Ama kız, balkonda bir herif var. He, kop da gel. O kim be? Fikri amcanın büyük oğlu var ya, yakışıklı olan. Hani sen dediydin ya beni. He, bu o mu? Oh. Abimin eşofmanlığı var üstünde. He, ben verdim. Neye? Biz de kaldık koca gece. Başka bir şey de verdin mi? Yok. İstemedi ki. Çok mütevazi birileri. Şey hiç kalkık değil. Ben de aldım eve getiriverdim. Eyvah! Abim! Bir şey demedi abim. Haberi var. İyi etmişsin dedi. Bana bak ki. O sofa ne öyle? Din sofrası gibi. Kız yoksa evleniyor da ben mi unuttum yoksa? Yok kız. İnşallah o da olur bir gün. Yaprak. Vay ya bu kopta gel bana çok iyi geldi. Nasıl iyi? Onun yanındayken gözlerim düzeliveriyor. Hakikat mı? O zaman ben bir üstümü değişip geliveren. Hadi. Kız senin Instagram hesabın var ya. He. Geçen sene açıverdiydik. Tam 4D takipçim var benim. 4D ne kız? 4K'yı düzdün mü? 4D hiç duymadım ben daha önce. 4D ne demek? Beni güldürdün ya. Kimmiş o 4D'ni merak ettim bak şimdi. İsmail'ler. Buralı İsmail. Macir İsmail. Kısa İsmail. Laz İsmail. Dört. Emme ona unfollow edivereceksin. Niye kız hayırdır? Öyle işte. Onu unfollow edeceksin, seni takip edeceğim. Senin var değil mi Instagram? Şey var. Ne
benim şey yok ya, Instagram benim, hesap mesap yok benim. He, tamam ya. Ne panik oluveriyorsun? Ne panik olacağım ya? Açıveririz sana da bir tane hesap. Hadi çek lan. Çekinik bak. Yalnız masayı da al, masa zengin bir masa çıksın yani de. Ama olmuyor, almıyor bak masa. Ver bari bana sen ver bari. Benim kol uzun ya, ben alışıyım ya. Masayı da alın. Dur, dur, şey yapma. Ben seni anlıyorum ama dur şimdi. Al bakalım şahane, 5 yıldız 10 numara. Çok güzel çıkıverdin ya. Niye kız, ben kötü mü çıkmışım? Yo, senin de çok güzel çıktın. Bıyıkların çok güzel. Farkındayım. Şahlar da geldi. Ana. Nereye gitti bu çocuklar? Sıkıldı gitti herhalde. Aman neyse. Benim gibi koca karıyla oturacak değil ya. Genç oğlan gidecek tabii. Gidecek, gelecek. Genç o. Ben de kendi kendime, kendi çayımı içeceğim. Oh. Oh. Şükür. Tabii Leti. Hayır. Oğlum. Hay Allah. Ben çok özür dilerim ya. Yok oğlum. Olmadı bir şey. Olmadı. Bence ne yapıyorsun öyle arkadan arkadan? Ben sadece bunları verecektim. Yandın mı sen? Yok bir şey olmadı lan. Hoş. Sene gelseydi de olmazdı. Artık aşağılarım çalışmıyor ha. Abo. Sen ne güzel. Çok güzel. O zaman şöyle yapalım. Onu buradan alalım. Köy çok güzel. Çok güzel değil mi? İnsanları da güzel. Hatta kızları daha da güzel. Öyle, öyle. Çok güzeldi. Kocadık, mocadık emme. Biz de gençliğimizde çok güzel. Sen hala güzelsin. Bu köyün güzel kraliçesi. Deme lan, sahi mi? Sahi tabii ya. Sağ ol lan. Güzel oğlum. Güzel oğlum. Günaydın la. Günaydın. Günaydın. Biz beklemedik, başlayıverdik abi. İyi etmişsiniz. Bu kadar kahvaltı akşama kadar anca biter zaten. Sen yerine şey yap. Otur yeğenim, otur sen, olur mu? Dene. Bana bir çay koy bakayım. Tamam. Dur kız, dur koyma. Bak bakayım bana. He. İyi, iyi, iyi. İyi değil mi? İyi. Karavandakiler ne yaptı Duru? Karavandakiler? Ha, iyilerdir ya. Fikri abi nasıl, kardeşin nasıl? Yani iyidir onlar da herhalde. Dezen nasıl? Dezen iyidir inşallah. İyidir, o da iyidir. Abine eşeğin sütünden verdi, baksana o sever belki eşeğin sütünü. Ben çayımı içen, eşeğin sütünü sonra şey ederiz. Ay. Kızlar niye uyandırmadınız beni? Of, çok uyumuşum. Vallahi ben kıyamadım abla. Biz senin neden bu saate kadar uyuduğunu bilip dururuz. Nedenmiş? Depresyona giriverdin de ondan. Depresyon uyku yapa. Ne depresyonuymuş bu? Perit depresyonu. Galiba biz yabancı mıyız? Seni tanımıyoruz mu? Sen bal gibi de bu çocuğa aşık oluverdin. He, ondan girdin işte depresyona. Kızlar,
benden dalga geçeceğinizi açın aynada önce kendi budunuzla dalga geçiverin. Şuradan da tabure alıver kendine. Yok ya, ben böyle iyiyim. Kraliçemin şöyle huzurunda oturayım yerde. Sen bilir. Ya Nuriye'nin ne? Ben sana bir şey soracağım. Şimdi bu köyden bir kıza aşık olduğun zaman o kızı alıp gidemiyor musun gerçekten? Gidemiyorum. Allah Allah. Bunun hiçbir yolu yok mu ya? Hiçbir yolu yok. Yani şimdi şöyle damat güzel bir hediye verse, pahalı bir hediye bak. Ne? Sen beni rüşvet mi teklif ediyorsun? Yok ya, ne rüşveti, ben köyün yararı için diyorum yani. Böyle ne bileyim, çeşme falan olur, çocuklar için basket sahası falan, bunun gibi şeyler. Yok. Hiçbir yolu yok. Nasıl olmaz ya? Bunun elbet bir yolu vardır nine. Hiçbir yolu yok diyorum sana. Bizim köyün kızları izin almadan köyden Marmaris'e bile gider. Bilin mi? Hiç mi izin çıkmaz? Hiç çıkmaz. Ancak kocaya kaçarsa olabilir. Var mı kaçan peki? Var bir tane. Kim o? Benim kızım. Vay nine. Ya. Geldi, geldi. Beni buldu işte. Aman neyse. Dertlendirme beni. Ne diyeceksin? O senin abin nerede bakayım? Kopta gelme. He. Niye kopup da gelip beni ziyaret etmiyor? Ha? O benim elime doğruydu lan. Hem de ne şartlarda. Bir anda düzgünün kızı ilk gün öbür yanımdan kopta gelip kızı bir anda doğruydu ya. Hadi ya, gerçekten mi? İlk günle abim aynı anda doğdu yani. He. Hah, nihayet son günde uyanabildi. Günaydın. Vallahi çok geç yatıverdim ben de. Hafa kız, dün gece ne oldu biliyor musun? Hı. Ferit geliverdi. Hem de sonra babam da gelince Ferit kaçıverdi. Babam da beni pencerede yakalayıverdi. Korkmayın, korkmayın, bir şey olmadı. Hiçbir şey caktırmadım. Huyu gezen numarası yapıverdim. Peki babam Ferit'i gördü mü? Yok, görmedi. Son dakika kaçıverdi herhalde Ferit. He. Peki babam nerede Hindi? Ha, gayfede. Kız baba, bir telefon edip versene sen şu Ferit'e. E sor bakalım neye gelmiş gece gece? Telefonu yok ki bende. Ay inanamıyorum seni abla. Hala almadın mı çocuğun telefonunu? Abi, ben olsam Hindi'ye değil telefonunu almak. Çocukla çıktıydım bile. Ay ne alacağım telefonunu ben? Artık İstanbul'a geri dönüverdim. Çekmiyor da. Olmaz, bana lazım. Ha enişte 5 dakika versen ölür müsün ya? Benim 5 dakika işim var. Sen 5 dakika bekleyiver. Kaçıyor mu kopta gel ya. Tövbe yarabbim. Hareket edi be. Olur mu? Yoksa bütün tutulu veririz. Ya Muhtar abla, senin ağzın ne söylüyor? Bu çocuk bu halde nasıl yürüsün ya? Nasıl mı yürüsün?
Lan yavaş yavaş, küçük küçük adımlarla yürüyüversin. Emine abla, sen kadınlar meclisini toplayabilir misin acaba? Hani kadınlar meclisi görevini yapsın? Sen niye beni sokaklarda yürümeye teşvik ediyorsun? Ya meclisi topla, meclis görevini yapsın. Reşat yargılansın mı? Dur lo, yargıya hemen müdahale etme. Etik değildir oğlum. Ya daha bakın. Havayla etekli metekli siyasetçi ağzıyla konuşmayın da. Şişt. Sen sus bakayım. Bana bakın. Siz bu işin doğrusunu, eğrisini bir deyiverin bana. Ya aslında Reşat'ın çok bir suçu yoktur yani. O müsebbiptir. Aga sen müsebbiptir oradan şimdi beni. Ya kardeşlik ayıp ya. Hiç yakışmadı ya. Şişt. Laf kalabalığı yapmayın lan. Buralı. Sen bana macırı Reşat dövüverdi demedin mi? Bu da müsebbiptir diyor. Hanginize inanıvereceğim bilemedim ya ben. Beni kırdın indi muhtar abi. Senin karşında ben duruyorum ya. Bana inanacaksın tabii. Hem ne fark eder? Reşat olmasa macir bu hale geliverecek miydi kıza? Yok vallahi gelmeyecekti. Al bu ya. Aga ey buralıya bakma. Aga avukatsın yemin ederim. Reşat yargılansın, buralı da benim avukatım olsun. O işler öyle kolay değil. Şimdi siz Reşat'a gidiverin. Soru verin bir, konuşuverin. Eğer suçunu kabul etmezse gelin bana deyin. Ben de o zaman meclisi toplayıverim. Öbür türlü o işler öyle kolay değil. Hadi bakayım. Hareket ediver, tamam mı? Sonra yine bakarız. Hareket etmeyi unutma, tamam mı? Şşş, sana diyor. Kovaydım da açıkta. Hadi bakayım, hoşça kal. Hadi iyi günler. Selametle. Ne edeceğiz lan şimdi? Ne edeceğiz oğlum? Gideceğiz, konuşacağız, demokratik bir şekilde çözeceğiz. Bu kadar. Depsi meselesi de var. Reşat arabayı da verecekti. Kardeş, bence Depsi meselesinden girelim. Depsi'yi duyar duymaz Reşat yumuşar diyorum ben. Ya arkadaş, bu ne Depsi'ymiş ya? Hadi gidiverin, hadi. Hem macerin de ayakları açılıversin biraz, hadi. Evet abi, yani doğru söylüyorum. La haydi durduğumuz kadar gidelim abi, yanlış anlaşılmayı düzeltelim. Yaprağımdan olacağım la evla ya. Hadi. Tamam. Haydi. Haydi. Bana ne yaptı abi? Bakacağız, bakacağız, bakacağız. Hadi atla ver bakalım. Oh. Biz 28 tane fotoğraf çekti, hala yetmedi. Allah'ım çekmiyor ya. Fotoğraflarını çekiyordu. Yakaladım. Evet. Ah. Allah! Hakikat mucize ha. Edilen bal yaban. Bizim buraların balı pek meşhurdur. Tamam, sağ ol. Ne demek? Teyze, bal sever mi? Teyze mi? Seviyorsa ne bileyim, yanına biraz senin bal verem, kaymak verem, götürüver yesin. Ya gerek yok bak, teyzem benim öyle şey sevmez öyle. Balla, kaymakla falan işi olmaz onun. Ne sever? Tavuk keser, organik yumurta var. Arkadaşım yemez bir şey ya, tavuklu mavuklu organikli falan. Gerek yok ya. Arkadaş bu kadın illaki bir şey yiyor be. Neyi seviyorsa söyle de onu gönderiver lan. Sever. Var mı? La uşaklar, la bizim İstanbul'un ne abayla oradan? Gidelim balkonun altından gizlice dinleyelim. Bakalım ne işi varmış. Gel bakayım. Şimdi beni az çok tanıyıverdin. Buralarda hürmet ederler bana. Sana diyorum ki, teyzenle benim aramı yap. Ne dilersen dile lan benden. Yeter lan! Terbiyesiz adam! Ya bir dakika arkadaş, niye sinirlenip durun? Adamı delirttin lan artık, teyzen! Lan
dakika oğlum, bir dakika, bir dakika. Teyzem, teyzem, al teyzem. Lan düşüyor o lan. Kaçıncı kat kız burası? Bir. Reşat ağam el mi? Böyle. Ne oluyor? El bu sana. Bırakın lan. La vur ona. Abi o kaçtı ya lan. Dur lan. Sul ya. Beni koparsın da kalemi inşallah. Ne oldu? Ben elliğimi koparacağım. Al şunu tamam ya. Gel. Durun lan adamı, ne yapıp durun. Ne yaptın adamın üstünde? Lan sen ölmedin mi lan? Yok lan, ölmedim. Annem. Gel kız buraya. Ayak ya. Sen ölmedin mi aşağıda? Ne oldu sana ya? Öldürmeyen Allah öldürmüyor. Demek ki görecek günlerimiz varmış hep birlikte. Ne birliktesi ya yine? Sen, ben, teyzen. Lan! Teyze de mi artık ya? Oğlum vallahi bak seni öldüreceğim. Teyzem de sana öldüreceğim. Kime ya? Köpeği alma. Ne var lan teyzem dediğimde, ne oldu lan? Lan köpeği al, vallahi öldürürüm seni. Ne öldüreceksin lan? Vallahi öldürürüm artık burayı. Artık mısın bu ona? Lan! Arkadaş! Adama dur! Ya arkadaş bir şey demedin mi lan he? Reşat Ağa tamam sus Allah aşkına ya. Aga kavga etmedin evde. Ay sen ne fena, ne cani ruhlu bir insansın ya. Bence senin adın yanlış olmuş. Senin adın Erol değil, Error olmalıymış. Çünkü sürekli error veriyorsun. İnsan ormanda koskoca bir ayıyla karşılaşsa bile böyle vuramaz ya. Ben vururum. Ay error. Lan bana bak. Nedir benim senden çektiğim be? Her geldiğimde beynimi odunla vuruyorsun. Sen de kızlağın bölgesine taarruz edip durun beyim bak. Burla beni emanet. Hem beyim bana dedi ki bir daha denk getirirsen bir daha vur dedi. Ay. Dua et. Beynini südünü akıtmadı. Yabani. Of. Ay. Buz koyuverdim Fikri amca, iyi gelir. Çek şunu, çek, çek. Çek ya, çek. Ben koyayım enişteye, çek. Bana da mı? Al, istemiyormuş. Elmas. Efendim enişte. Şu Feride arada. Heh. Gelsin kurtarsın bizi bunların elinden. Yürü. Ya enişte hadi. Benim telefonum çekmiyor. Senin telefonun nerede? Ay ne bileyim ben ya. Bu beynime vurdun da elimden fırladı gitti bir taraflara. Telefon numarası ezberinizdeyse buyurun buradan arayın. Sağ ol. Biz şimdi buluruz senin telefonu Fikri amca. Burla'dadır. Ha yok, kapalı. Çekmiyor, çekmiyor. Bu köydeki bu çekim gücü beni benden aldı. Ferit abi nerede ki? Bilmiyorum nerelerde. Buralardaydı ama bilemiyorum yani şu anda. Elmas. Efendim enişte. Yürü. Emine'ye gidelim de şu kürek kemiğime bir baksın. Yoksa bunlar beni öldürecek. Tamam enişte. Hadi. Ay size yazıklar olsun. Hem eniştemin evinde kalıyorsunuz hem de adamın sırtında, sırtında böyle odun kırıyorsunuz. Nankörler. Hop hop hop. Aşk olsun. O kadar misafir ediverdik seni. Ne öyle nankör diyorsun hindi? Elmas. Teyzeciğim. Teyze mi? Teyze senin anandır güzelim. Yok, onun teyzesi bizim anamız. Bizim anamız da onun teyzesi. Ay sizinle uğraşamayacağım. Ne biçim bir ailesiniz? Siz kimin teyzesi, kimin anası? Enişte gidebilir miyiz lütfen? Hadi gidelim. Saçma bir aile. Buyur Fikri amca telefonu. Sağ ol. Ay, çekil. Çekil. Error. Yürü. Çekilir misin ya? Bırak. Bırak eniştemi. Aa. Yabani. Baba kız, duydun mu? Ferit hiçbir yerlere gitmemiş. Zati babasıyla teyzesi de burada. İyi de peki bu Ferit nerede? Telefonu da kapalı. Siz hiç merak etmeyin. Nasıl da telefon numarası artık burada. Nasıl da alıverdim teyzesinden telefon numarasını. Ruhu bile duymadı. Kız sen ne cin çıktın öyle ha? Şimdi Ferit abi telefonu çeker çekmez beni arayacak. Hı. Buyurun bu numaradan beni aramışsınız diye. Hadi hadi. Lay lay lümü lümü lay. Hadi yer bu yasız ya. Ya babam bu ne sinirdir ya. Adama bak. Sımpara makinesi gibi ya. Zangır zangır titriyor. Ya aga rahat ol biraz be. Bak hareketlere bak. Kırak, ya. Kırak giriyor, kırak ayağına. Ya yapma onu. Bak stres yapıyorsun, zayıflayacaksın. Saçın dökülecek, rahat ol. Ya buna biz dukuk şurubu falan mı içsek lan? Arkadaş dukuk şurubu olmaz dediğim. Benim dukuk şurubuyla ilgili başka planlarım var dediğim. Yeğenim. Nasıl alıverdin? Sakın alıverdin mi? Ben seni çok takdir ettim. Ben
teyzene çok güzel sahip çıkıp durur. Sen yanındayken kimseler yanına yaklaşamamıştır. Hani ben de şimdi öyle koyup geçecek, hani yarı yolda bırakacak bir adam değilim. Ciddiyim, aramızda yap derken ciddi ciddi dedim. Abi dur abi oğlum. Dur lan. Oğlum ya, onu bırakın ya, ben bırakın ya. Arkadaş ben ne dedim ona ya? Dur bile olmayacak. Oğlum sen de oraya bırak. Oğlum buraya nereye götürecek bunu? Hadi bakayım hadi. Dur. Teşbih al lan. İso teşbih al. Aga kavganın sırası. Hadi oğlum götürün. Buraya nereye, hadi bakayım. Seni öldüreceğim oğlum. Seni öldüreceğim oğlum. Hadi. Buraya nereye götür hadi. Allah. Olup dur be. Tövbe. Ulan izdivaç programlarında böyle kavga çıkıyor be. Kara talim kör battın. 40 yıllık bir aşık oluverdin. Onu da abim delirtti. Aşkımı delirtti. Gözlerimizi delirtti. Çok acıklı konuşuverdin kızım. Hadi be. Hadi. Burada çekiyor. Oh be, sonunda. Abi. Neredesin lan? Yoldayız abi. Yoldayız mı? Kimle yoldasın? Ya şimdi ben otobüslerde yer bulamayınca Bengüsü ile beraber gelmeye karar verdik. Ne? Bengüsü de mi yanında? Evet abi, birlikte geliyoruz. Hani onda araç var ya. O da işte anca hazırlandı falan filan. Oğlum Bengüsü'nün burada işi ne? Abim çok selam söylüyor. Çok sevinmiş senin de gelmenin. Sen de selam söyle. Oğlum sen ne yapıyorsun ya? Bak ne yap ne et, Bengüsü'yü buraya getirme. Gitmişler de bir şey değişti. Kurtul ondan, kurtul. Tamam abi. Ne tamam? Ya, o iş bende, tamam. Abim öpüyorum diyor. Bak Cüneyt, o Bengüsü buraya gelirse seni bir öperim, o zaman görürsün. Sağ ol abiciğim, ben de seni çok öpüyorum. Hadi görüşürüz. Cüneyt, bak beni iyi dinle. Kızı yok et, kurtul ondan. Bak bütün işimi bozarsın diyorum ya. Tamam abiciğim, hadi görüşürüz, bay bay. Cüneyt! Lan Cüneyt! Haş senin lan Cüneyt. Su! Ay yok, istemem. Olur mu ya, içmen lazım. Hem bak buraları İstanbul'a benzemez, sıcaktır. İnsanda su kaybı çok fazla olunca deride kırışma yapar. Ay doğru söylüyorsun, ver. Dur açayım. Aha, mesaj geldi. Ferit abi telefonu açıvermiş. Biri aramış ama kim? Neyse, kimse kim ya. İlk gün çok boşladım. Ona gitmem lazım. Efendim? Alo, Ferit abi, ben Songün. Songün mü? He, Songün. Dur, Hindi sana abamı veriyor. Alo Ferit. Gitmedin mi? Ya yok, babam akşam serinde yola çıkalım dedi. O yüzden daha gitmedik. Bak ne diyeceğim sana. Seninle acil buluşmamız lazım. Neye buluşacakmışız? Seninle konuşmam gereken şeyler var. Nuri'yi neyle konuştun? Onunla konuştuklarımı sana mutlaka anlatmam lazım. Çok acil. Tamam. Nerede peki? Tabii ki Aşık Çağla yanında. Hadi çok acil buluşalım. Tamam. Hemen gelip durun. Hadi görüşürüz. Ay ben nasıl çıkacağım Hindi? Erol ne olacak? Ya o iş bende. Sen yan odaya saklanı ve Erol yanından da geçince çıkıverirsin. Oldum. Hadi.
buyur Nazgül. Bir şey mi isteyiverdin? Erol ya, mutfakta koca bir örümcek var. Ben çok korkuyorum ondan. Bir alıversene onu oradan. Tamam tamam, korkma. Alırız. Gel. Nerede? Nerede? Şuradaydı ya. Yo. Kaçıverdi herhalde. Erol, sen onu ara bul olur mu? Vallahi sonra gece bizim odaya gelir de üzerimizde gezerse her yanımız kabarıverir vallahi. Her yerimin kabarmasını istemezsin herhalde. Yok yok, istermeyin hiç. Ben şimdi ne kadar örümcek varsa hepsini bulurum. Emmi öldürmem. Örümcek öldürmek günah olur çünkü. Sağ ol lan. Sen de sağ ol. Hemen buluyorum. Ya yavrum evladım benim neydi adı ninenin? Nuriye. Nuriye nineyle ne işim var? Götürmeyin beni oraya falan ya. Ben gideyim şu Reşat'ın ağzını vurdum. Yayayım oraya gideyim ya. Bana et bana. Olmaz öyle şey. Bu köyde durduk yere adam dövmek yok. He ya. Hem öyle birinin bir şeyine zarar gelmeden burada kimse kimseyi dövemez öyle şey. Yasak ya. İsot adam elmasa iskele kuruyor ya. Beni delirtecek, beni çıldırtacak ya. Beni katil edecek İsot. La sen niye bağırıyorsun? La senin teyzenden alakalı bir sıkıntı varsa abone gideceğiz kadınlar meclisine sunacağız. Etme da ya. Aga, vallahi çok geriliyorsunuz be. Bu kadınlar meclisinin başkanı kim sorabilir miyim acaba? Nuriye nere? Bak ben de şikayetçi Mükamil'den. Aga gideceğiz, söyleyeceğiz. Ya bu kadınlar yargılasın Reşat'ı. Biz ne uğraşıyoruz cebine? Etme ha. Bir sel attı vücut ya. Hadi abicim hadi. Ben Reşat'a dönüyorum, arabayı verecekti. Kahvede buluşuruz gari. Bir şey olursa bize şey yap. Dikkatli ol, bunu alırsın. Tamam lan, hadi selamet. Hadi, 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 hadi. Katil edecek. Hadi, ya, hadi ya, tamam. Yazık, para da yazık. Bu yaşta katil mi olur ya? Ya dur lan. Kafa atma ya. Ramazan yaklaşıp duru. Şu namazgah işini ne zaman yapıvereceğiz? Oraları ne zaman düzenleyivereceğiz? Dava ya. Nasıl dava ya? Şaban bitti, biti veriyor. Ramazan'a ne kaldı ki şurada? Bay İmam haklı. Ben bir iki işçi gönderiverim de. Bir el aslında namazgaha. Hay Allah razı olsun. Bir de kısa İsmail'e söyleyiverem. Şu yukarıki çeşmenin oradan bu namazgahın oraya bir hat çekivesi. Malum insanlar abdest alırken zorluk çekiveriyorlar. Doğru. İnsanlar Ramazan günü çeşme uzak kalıyor. Haklı. Sevaptır. Suyu yakına çekelim. İyi düşünüverdiniz. Of. Abo. Fikri abi ne olur verdi gene sana? Ha bunun adamı var ya bunun adamı. Bunun adamı değil. Bay Erol. Aa işte o Bay Erol'una başlatacağım şimdi ha. Ya bana bak. Ben ne zaman gitsem bu adam benim sırtıma odunla vuruyor ya. Gene aynı yere, gene aynı kola. Kol gitti ya. Şuraya bak ya. Ama meraklanma. Ben hindi düzeltiverin onu. Yani Düzgün Bey, siz böyle ne kadar tatlı, ne kadar kibar biriyseniz çalışanınızı bir o kadar hırpani. Bana bak. Sen bizim köyün adamına nasıl öyle hırpani diyorsun? Aa, hırpani işte. Hem de en hırpanisinden. Elmas Hanım, ben Bay Erol adına sizden özür dileyiverin ama Bay Erol vurduysa boşa vurmamıştır. Bir bildiği vardır elbet. Muhakkak Bay Fikri bir halt yemiştir. Kendi evimin fotoğraflarını çekiyordum internete koymak için be. İşte gördünüz mü bakın. Yemiş işte. Orası benim özelim. Çekemezsin. Şimdi bak Bay İmam da burada. Onun da yorumunu alalım. Sen ne diyorsun Bay İmam? Şimdi sen özelim dersin, ben namahremim derim. Elin Amerikalısa da buralar benim toprağım der. Bana sorarsan, girmeden önce sahibinden mutlaka icazet almak lazım. İşte buyurun. Ya bir dakika ya, bir dakika. Fikri abinin nerede olduğuna göre denişir. Sonuçta ev onun evi. Sokaktan çekiverdiyse bana göre sorun yok. Bana göre sorun yok. Şimdi bana bir soru soruldu mu? Soruldu. Ben bir cevap verdim mi? Verdim. Sen niye benim lafımın üstüne laf söyleyip durun ya? Ya fazla haklı lan. Okumuş. Ev benim, istediğimi çekerim. Nereden senin evin oluyor arkadaş? O evde ben ne zamandır oturup duruyorum? Bana mı sordun otururken? Bu bana sordum otururken. Aha! Hah! Oh, düzeliverdi. Tamam bakalım, iyi mi? İyi, iyi. Lan bana bak. Ben o malları internete koyup satayım da bak. Oturmak nasıl olurmuş göreceksin sen o zaman. Sağ ol Emine, sağ ol. Hadi bakalım Önder. Vallahi Bay Fikri, sen o evi internete bir koy da bakalım satabiliyor mu, satamıyor mu? O gün göreceğiz onu.
Hem sen bana bir deyiver bakalım. Ne zaman dönüyorsun sen İstanbul'a? Köyün meraklısı değilim. İşim bitince gideceğim. Ay dönmüş. Kim dönmüş? Aptekar dönmüş enişte. Tövbe de. Dün gece bana mesaj atmış. Ben döndüm, seni sonra ararım, görüşürüz diye. Ay İstanbul'a dönmüş. Emin misiniz Elmas Hanım? Ay evet. Bakın mesajı burada. Üh ya. Ulan kanım da nasıl kaynayı ve dedi çocuğa ya. Enişte. Heh. Benim hemen gitmem lazım. Yeğenimi orada bir başına bırakamam ben. Dur şurada. Şey etmen, ben sizi koyun geliveren şeye Marmaris'e. Buradan şey kalkmıyor da Marmaris'e vasıta. Ay olur, çok sevinirim Düzgün Bey. Hiçbir yere gidemezsin. Niye? Düzgün Hindi, benim seninle işim var. O kendi gidiversin. Lan olur mu? Misafirimi bırakıp gelemeden. Olmaz diyor. İşim var seninle. Muhtar Emine Hanım, siz acaba niye sürekli bana karşı böyle bir eksi durumdasınız? Abo, ben sana niye eksi oluvereceğim? Hem dur sen, ben senin işini halledivereceğim Hindi. Kapıyı ağzına kadar dolduracaksınız. Olur Reşat abi. Depsiyi de en güzelinden alacaksınız ha. Olur Reşat abi. Arabayı dikkatli kullanın. Böyle bak, koptu gel var ya. Onun da alın arıza. Ya dışlamayın oğlanı. Hatta ne bileyim, alın onu Marmaris'e götürün. Sinirleri gevşeyiversin. Olur Reşat abi. Tamam. Anlaşıverdik gari. Tamam, tamam hadi, hadi, hadi. Buyur Muhtar abi. Ha, la Reşat. Bu elmas seni sorup duruyor. Yapma ya. He, nerede bu Reşat Bey? Geliversin de beni bir Marmaris'e götürüversin diyor. Hakikat mi deyip durun? He, hakikat. Kapa kapa, kapa kapa. Hemen geliyorum. Hemen geliyorum. Lan, lan, lan. İn lan, in. Bırak lan arabayı. İn, in. İn arabadan. İn bakayım, in. Ne oluyor ya? Ne çünkü hani vermiştin arabayı? Yavaş, yavaş. Reşat abi. Ey Allah. Hoş geldin. Biraz tutayım. Ya olmaz. Tutma. Tamam. Yani belki de bir daha sonsuza kadar tutmamak üzere bırakacağım ellerini zaten. Çok güzelsin biliyor musun? Gözlerin o kadar güzel ki. Kaçırma onları benden. Benden kaçıyorsun, bari gözlerini kaçırma. Ya bırak ne? Yani elimi tutuyorum. Böyle gelip burnumun dibine dibine giriyor. Aşık var gibi. Gibi mi? Gibisi fazla. Aşık. En azından ben öyleyim. Bence sen de bana aşıksın. Bence sen hayal kuruptun. Niye geldin o zaman buraya? Ben Nuriye neneyle konuşmuşsun ya. Onu anlatacağım dedim. Tamam tamam, anlatacağım. Ama burası çok ayak altı. Burada konuşmaya başlarsak mutlaka biri gelir. Gelelim, gidelim. Tersliktir, gidiyor zaten. Ne biçim bir terslikmiş bu, de bakayım.
derdini demeyen derman bulmaz. Ya neneciğim benim İstanbul'da işler biraz sığıntılı. Benim minibüs var. Benim minibüs satıyorlarmış böyle biraz moralim bozuk. Bana bak sen İstanbul'u bırak. Bak cennet gibi bir yer burası. Gel burada yaşa. Hem sen İstanbul'da adasın diye ben de çok üzülüyorum. Niye ya? Benim yüzümden oğlum. Ben olmasaydım sen İstanbul'a yaşamayacaktın. Köyden gitmeyecektin. Nene o ne demek? Lütfen ağzındaki bahla çıkar. Ne demek o ya? Boş ver lan. Bilsen ne olacak? Ben ne diyorum sana? Sen gel burada yaşa. Hem sen bekar adamsın. Bu köyden istediğin kızı alır. Hem de beni bu yükümden kurtarıveren. Vallahi mi ya? Herallah. Allah. Bak dört tane Düzgün'de, iki tane Reşet'te, bir tane Alaaddin'de, bir tane Osman'da, bir tane de Hüsnü'de gelinlik canında kız var. Sen istediğini seç. Ben onu alıveren sana. Hem de bu yükten kurtuluveren. Şey mi? Bir tane mi seçebiliyoruz? Hadi. Şaka yaptım ya. Ya senin derdin verdin benim derdim nenem ya. Senin derdini falan düşün. Sen benim canımsın yani. Ama şu benim şu Reşat olayını hallet bak. Bu İsmail'ler dedi sen yargılıyormuşsun. Şu işi hallet ya. Ben yargılayayım. Ben bu İsmail'lerin gelip beni kayfaya götürmesi gerek. Ah şimdi oldu mu şimdi bu? Oldu mu şimdi bu yani? Ben burada neciyim ya? Onların dördü bir ben etmez ya. Ben seni götürürüm kayfaya. Sırtımda taşın nenem benim. Olur mu lan öyle şey? Olur hadi. Şurada merdivenin orada bin. Lan sayın mı lan? Nene gelsen ya. Ayağım bana gel bakayım. Ben ağır gelirim lan. Ya ne ağır geleceksin sen ya? Ben kıyamam sana. Avuç kadarsın gel avuç kıyamam kadarsın. Kıyamam sana. Ay ayağım attı ya. Avuç kadarsın yüklen bakayım ha. Lan. Gel at kendini. Hop. Ya nene at. Allah Allah. Nene at kendini ya. Adamıyorum lan. Anam. Ah. Ah. Allah Allah. Lan keşke çağırsaydık İsmail'leri. Neyse hadi bakalım. Çağıralım Hüsnü ellerin. Yok çıkmıyorlar. Yok. Ah üzülüyorum oğlum. Yine konuşma da ağırlık yap. Sen şey yapma. Kıyamıyorum seni. Bir şey olmaz. Hadi. Nuriye'nin ne dedi ki? Köyden giden kızlar varmış. Kaçmışlar. Yani sen de kaçabilirsin. Ya şu kaçma meselesini unut gari. Ya daha önce de dedim seni. Kaçmak, maçmak yok. Ama zamanla değişir bazı şeyler. Tamam, kabul. Yani bu hayatta değişmeyen tek şey zaman olabilir. Ama bir de ben. Ferit, ben bu konuda asla değişmem. Aşık olsan da mı? Bilmem. Sence olabilecek mi? Gözlerini kapa ve bir rüya gör. Rüyadan uyanınca da aşık mısın, değil misin anla. Çünkü sen aşık olunmak için yaratılmışsın. Hadi kapa gözlerini. Tamam. Emme sen de kapayacaksın. Tamam. Söz. Söz. Hadi. Rüyadan uyan diye yapıverdim. Uyandım merak etme sen. Telefon. Telefon hepsi gitti ya. Oo, yenisini alırsın. Çok acımasızsın. İnan bunu hiç unutmayacağım. Sen daha beni öpecek kadar olmadın Ferit Efendi. Adamı böyle yaparlar işte. Tamam. Sen haklısın. Sen kazandın. Hadi gel tut da çıkar beni gel. Tamam. Ne yapıyorsun lan? Sadece yanımda istedim seni. O kadar. Ferit. Ferit. Çok fena olacak. Sus. Ne olur. Ne oldu lan?
Ya bir romantik olmayı becer ya. Ne yapıyorsun? Beğendim. Şşş deyip durun. Ben de geri geliyoruz sandım. Bilerek yapıyorsun değil mi? Neyi? Romantik olmamayı, bana kapılmamayı. Sen de istiyorsun ama kendimi kaptırırım diye korkuyorsun değil mi? Ben balık gibi suyun içindeyim. Şu romantikliğin sırası mı indi? Gün. Çok acayipsin. Başka hiçbir şeye benzemiyorsun. Ferit. Yeter artık. Çıkıyor mu çıkmıyor mu? Çıkacağım. Çık. Ne yapacağım ben seninle? Ne yaparsan yap. Şşt lan. Aga, nerede be Reşat'ın araba? Ya bırak arkadaş ya. Ben bu Reşat Aga'yı vallahi anlamıyorum. Önce arabayı verdi, sonra yaka paça arabadan atıverdi. E tepsi? Tepsi ne olacak? Biz adama söz verdik oğlum, nasıl alacağız tepsiyi şimdi? Aga, yeter bak tepsi Reşat, bıktım ben. Aga bak her yerim ağrıyor zaten, dolanıyor sokaklarda savrulduk. Şşt, Gülgün'ü özledim ben. Gidelim bir kızları görelim. Vallahi ben Nazgül'le mesajlaştım. Yani kendisi evde. Yani kızların hepsi evdeler. Düzgün acaba? O kahvedeymiş. Erol? O belirsiz. Evde odada örümcek arıyormuş. Yani Nazgün dedi ki, isterseniz dedi, müsait olursanız görüşebiliriz dedi. Ne duruyoruz be? Gidelim görelim kızları. Hadi. Hadi. La durun bakayım, bir bana bakın la. La oğlum, Düzgün'ü boş geçmeyin la. Bir gidelim abi, bir bakalım adam orada mı, ona göre gidin. Doğru diyor. Önce bir Gayfe'ye bakalım. Hadi. Hadi tamam. Hadi. Aferin lan sana. Vallahi sana aferin. La kolum yok. La hevla ya. İnanamıyorum ya. Köyde minibüs yok. Siz nasıl muhtarsınız canım, bu köyde minibüs yok? Senin gibi yabancılığa gelip köyümüzü bozmasınlar diye yok. Ne oluyor Yemin abla? Ne oluvercik? Elmas Hanım'ın büyük yeğeni Koptagel İstanbul'a dönüvermiş. O da yaygara yapıyor. Koptagel gitmedi ki ba. Burada Koptagel. Koptagel köyde Elmas abla. Bir dakika, bir dakika. Ne dedin sen? Ne var? Ben de derim. Koptagel abi biz az önce hep beraber Nuriye Nene'ye götürdük. Neden? Ya neden olacak? Bir Reşat Ağar'ın evinde bununla sinirlerim bozulmuş. Ne olmuş? Biz de onu iyi etsin diye Nuriye Nene'ye götürdük da. Olur mu canım? Bana mesaj atmış döndüm diye. Evet. Vallahi bize inanmıyorsan Reşat Ağar'a sor. Sahi nerede o? Benden önce çıkıverdi. Abo geliyorum. Nerede kaldın Reşat Ağar? Biz de kulaklarını çınlatıp duruyorduk. Gelirken bir berbere orayı verdin de. Ne oluyordu da acaba benim kulaklar hep çınlıyor? Köyde konuşacak başka konu yok. Varsa yoksa Reşat Ağa, varsa yoksa Reşat Ağa. Erkekte galite. Bana bak Reşat. Bu beni büyük olan Koptagel'in yerini sen biliyor musun? Nerede o? Dün gece bizdeydi. He? Tabii. Yalnız seni çok takdirdi verdin. 10 numara bir delikanlı yetiştirmişsin. Biz onu çok sevdik, o da bizi sevdi. Özellikle de döneyi. Artık bizim evden çıkmaz. İşte Elmas Hanım, boşu boşuna kendine dert edivedin. Bak buradaymış. Elmas Hanım, siz dert edinip durdunuz. Yok, öyle endişelenmiştim de. İyi, endişeye de gerek kalmadığına göre isterseniz ben size verdiğim sözü tutuveren de beraber bir Marmaris'e gidiverem. Olur. Olur, gidelim Reşat Bey. Buyurun. Buyurun, buyurun o zaman, buyurun. Buyurun. Gidelim. İyi günler köy ahalisi. İyi günler. İyi günler. Benim bakanım, o depsi bugün geri gelecek, anladınız mı? Yoksa hepinizi hırsızlıktan yargılatırım. İyi, madem Marmaris'e gidip durunuz, bize sizinle geliveren kasada. Olur mu lan öyle şey? Ben Elmas Hanım'ı atmışım ön tarafa, sizi atar mıyım kasaya? Marmaris'e biz nasıl gideceğiz Reşat abi? Sorabilir miyim acaba? Onu o depsiyi çalarken de düşünecektiniz, anladın mı? Tövbe tövbe. Hadi, hadi geçin bakayım, hadi gelecek o depsi. Nurhan nene. Al bunu. Ben gelin ben. Bunu alın ya. Bunu. Kendine. Gelin. Al boğazımı şalın. Hatırlayın. Omzuma. Omzuma. Hatırlayın. Al. Al.
Tamam. Koştum ben, aceleniz yok. Nasıl hoşuna gidiyor bak. Bu da güzel oldu be. Gel. Ay Cüneyt, şurada dursana ya. Ben çok sıkıştım, dayanamayacağım. Ben de. Nerede bakayım? Lütfen sen Reşat'ı be. Kopta gel, ondan şikayetçi. Kadınlar meclisinin karşısına çıkaracaksın. Ama onlar kopta gelin teyzesiyle Marmaris'e gidiverdiler. Akşama da anca dönerler. Yani Emine abla, Reşat'tan biz de şikayetçiyiz biliyorsun. Tamam lan tamam. Sizin şikayeti de dikkate alacağım. Baba, bu işte teyzemle Reşat Marmaris'e mi gitti? He. Baba, neden gönderdiniz yani teyzemle Reşat'la? Alaha niye gittiler ya? Kocaman kadın, ne korkacak ya? Allah Allah. Allah'ım ya Rabbim ya. Emine abla, sakın bizim mevzuyu gümbürteye getirmeyesin ha. Dön, bizimkine de dön. Tamam. Dönüveceğim. Şimdi sizin meseleyle kopta gelinkini birleştirveceğim. Onlar Marmaris'ten dönünce meclisi toplayıvereceğim. İyi, tamam. Düzgün. He. Sen bir gel benimle bakayım. Hayırdır, nereye? Bir şey diyeceğim. Allah Allah. Nenem, gidebileceğim mi? Taşıyıversin bu İsmail'la seni. Hallederim ben, hallederim. Düz yolda yürüdüm be. Oğlum, hazır Nuriye nenen düzgün emmiyi alçalayacak. Hepsi de gidelim, kızlar gören. Tamam da siz gidin, ben buradayım. Lezzeti senin ne işin var? Sen burada kalıvereceksin, gözcülük yapıvereceksin. Düzgün emmi eve hareket ediverirse bize haber edesin gari. İyi, tamam hadi. Bak gözcülük et diye diye yaprağımı ihmal ettiler bana ya. Başlayacağım size de gözcülüğünüze de. Emine kız. He. Sen de azıcık dokuk şurubu kaldı mı? Vardı. Netçe. Ya bu biraz tutulacak gibi, çok ağrıyor. Bir iki yudum içim ben onda. Ulu ulu. Ha. Hemen getir verin. Bir getir bakalım. Of. Üzgün. Bak ne diyeceğim. Değil mi? Bu kopta gel var ya. He var. Gelsin bizim köye yerleşiversin. Çok iyi bir çocuk. Ben de fark edemedim de. Yerleşir mi bilmem. Yerleşir. Ürkütmeden yaklaşırsak yerleşiverir. Hem yetti gari bizim köyden şehre beyin göçü. Bir doğru diyorum. Hatta diyorum ki bu kopta gele senin kızlardan birine alam. Büyük kız pek uygun gibi bence. Vallahi ben de pek beğenemedim çocuğu ama iyi ne edelim, o vakit senin dediğini yapayım ben. Neticede ben büyük sözü dinlerim. Sağ ol lan. Sağ ol. Efendim kopta gel. Elmas bak geri dönüyorum şu anda. Dönüşü yok, gidiyoruz. Elmas dön. Dönüşü yok, tek yön. Elmas, beni çıldırtma diyorum bak, dön şuraya geri. Gezip geleceğiz, merak etme teyzeciğim. Elmas şu anda var ya, beni mahvettin, beni kahrettin şu an ya. Gezip geleceğiz diyorum. Akşama oradayız. Gelince konuşacağız.
Tamam mı teyzeciğim? Elmas, şu teyzem lafına bak, ağzından çıkar, at şu ağzından ya. Sökeceğim şu ağzını. Peki teyzeciğim. Elmas, Allah senin cezanı verecek. Beni mi arttırıyorsun şaşmadan başının yanında? Oldu teyzeciğim. Elmas! Sizin bu büyük yeğen pek bir sinirli. Delikanlı sonuçta. Nereden anladın sinirli olduğunu? Telefondan sesi mi geldi? Yok. Zabana bize geldiğini de bana biraz öyle geldi gibi. Benimle ilgili bir şey söyledi mi size? Sizi kıskanıyor tabii, hani teyzesi olaraktan. Haklı da tabii. Ben pek konuşmadım zaten. Bizim döneyle pek bir eğleni verdiler. Döneyle mi eğlendiler? He. Ay, aradınız kişiye ya. Allah'ım, bitirdi beni ya. Of, yanıyorum Allah'ım, of. Yemin ederim yaktı beni yavrum evladım. Of. Ay, ay yaktı. Hayırdır yanım? Canım mı sıkkın? Ya, Üzgün Bey amca, bu Reşat aklıma gelince felaket derecede canım sıkılıyor ya. İyidir, iyidir. Sıkıcan çıkmaz. Sen şey etme, kendini üzme. Ben onu yakalayacağım. Bir yakalarsa elime geçirsin, böyle bir sıkacağım ki ben o Reşat'ı. Neyse, hadi gel bize gidelim de sana bir kahve ısmarlayayım ben, ha? İyi madem, gidelim. Ya şu telefonu, şu eller ıslah, bozulmasın telefonu. Şu cebe koyarsan. Anam! Ama... Korkma, ya... korkma. Şaka ettim. Ya su kaçarsa hayatta bir daha iflah olmaz. Allah Allah ya. Hadi yürü. Araba? Ha, nerede bu ya? Beni unutup gitti mi acaba? Ali Cüneyt, neredesin? Bengüsü. Çok ama çok acil bir işim çıktı. Acilen oraya gidiyorum. Ben ne olacağım peki? Sen Marmaris'e git, biraz takıl. Ben seni bulacağım, tamam mı? Öf Cüneyt, ne işi bu? Ya önemli bir iş işte. Ha, iyi tamam. Çok bekletme ama beni. Yok ya, birkaç saate ararım. Merak etme. Hadi görüşürüz. Düne bak. Ya dur, dur bakma. Ben Hindistan'dan çekeceğim. Emme döndüğünü görsem vallahi de bile de o gözlerini oyarım. Yok artık. Ben öyle biri değilim ya. Ama yedik böyle ha. Sonuçta birbirimize sırtımızı dönsek de, yüzümüzü göremesek de keyfim yerindeydi benim. Sonuçta su iletken bir şey. Ne iletiyormuş lan bu su? Bakma, bakma. Aşkı, aşkı. Tamam, tamam, bakmıyorum. Hadi sen rahat rahat giy. Çıkıyorum. Hadi çık. Tamam. Çıkabilirsin. Sana bakmıyorum. Tamam. Şişt, bakma. Ya ben bu ilk günü bir türlü denk getiremeyeceğim mi? Ne zaman gelsem bir yerlerde olup durur. Kısmet. Kısmet. Gülgün. Deme de deme bak. Çok yakında. Yakışıklı.
sempatik, karizmatik ve pratik bir çocuk. Böyle çok ciddi bir şekilde çıkacak hem de. Ay kim acaba? Bilmem. Kim acaba? Onu fal bilip durur. Kaç vakte kadar? Onu nereden bilecek be? Vakit makit yok Gülgün. Nasıl yok? Hemen. Kim o lan? Nuriye nene. Benim mi? Kim olacak Gülgün? Gülgün, kuruttun beni be. Keseceğim kendimi valla. İsmail. Ha? Sen Hanımgöl'ü sınavlarını veriyor mu bakayım? Başlayacağım sınavına. Veriyorum Gülgün, veriyorum. Hiç alttan aldığım dersim yok. Senin karşına çıkan bu adam seni çok mutlu etmiş. Kimmiş o? Bakayım. Ben olabilir miyim sence? Vallahi bir şey diyemeyeceğim. Bir bak bakalım, fağda gözüküyor. Bu adam var ya, seni eyle mutlu edecek, eyle mutlu edecek. Yani anlatılmaz yaşanır. Öyle söyleyeyim. Tabii ya. Vallahi ya. Aynı ben. Çünkü bana benziyor. Kısa mı? Biraz. Sen kadar. Bak Nazgül, ben sana bir şey söyleyeyim. Sen bu evin üçüncüsü olaraktan herkesten önce evleniyorsun. Ne dersin bu teklife? Peki sen hanım köylü sınavlarını verdin mi? Ya yavaş yavaş veriyorum işte. Yani hem zaten bu çileli yolun sonunda senin gibi bir ışık olmasa ben bu zulme hayatta katlanmam. Bu zulmün sonunda da yanağımda gonca gül olan deniz gözlü bir kız vardır. Varsın benim kalbim köşesinden yanıp gül olsun. Ben bu ilk günü yıllardır sevip durun. Sen de biliyorsun. Kızanlıktan beri. Tek hayalim ilk günle evlenmek. Ama bu Ferit köye geldi geleli benim aklım karışıp durur. Hayır, Bünyan gitmeyeceğini bilsem ben bilip durun ne edeceğim. Ne yapacaksın? Ne mi yapacağım? Çok kötü şeyler yapacağım ya. Büyük olay yaratacağım. Ağzını burnunu da açacağım. Ama sabredip durun işte. İyi, iyi. Bana bak kız. Acaba bu tipsiz ilk günümün aklını çelivermiş midir? Vallahi babamın aklı öyle koley koley çelinmez. Ama sen onu yine de bir babama soruver tabii. Aha, babam gelip durur. Hey insan, lafın üstüne gelip durur derler. Abo, babam da geliyorum. Çabuk tüy lan, çabuk tüy. Lan, koş, koşun. Eyvah, alarm çalıyor. Benim gitmem lazım lan. Bu hastalar mı acaba? Kaç. Koş, koş. Kız ne arıyor buralı İsmail burada? Abla seni görmeye gelivermiş, ne yapalım? Kızla, kızla. Bakın size kimi getirdim. Hoş geldiniz, hoş geldiniz. Hoş bulduk canlarım benim, sağ ol. Hoş geldiniz. Meğer ol nerede? İçeride örümcek arayıp duruyor baba. Örümcek? Biz de çok korktuk. Gayfe içeceğim dedik. Hiç sevmem örümcek falan ya. Hoş geldiniz bey. Hoş bulduk, ver bakalım. Sen de hoş geldin abi. Oğlum hoş bulduk da nedir, gerçek mi ya öyle? Bir korkma korkma, köy yerinde olur bunlardan böyle. Tarlada, bahçede, doğada yaşayacak tabii, evde kiracılık yapacak hali yok değil mi? Ya öyle örümcek mi olur? At yavrusu gibi lütfen, biraz uzak. Al oğlum, al. Hadi seni ayakta kumaralım, geç otur şöyle. Bize bir kahve yapın da içelim bakalım. Gün kızım, senin elinden içelim kahveyi, hadi bakalım. Tamam baba, nasıl olsun kahveniz? Kahvenin bir minnak şeker atayım mı? Benim çok az şekerli. Bir minnak şeker olsa yeter. Bir minnak?
Hayırdır yeğenim, canın az sıkın gibi yüzünde bir acı oldu. Otururken sandalyeye müayen bir şey mi takıldı bir yerine? Korkacağım, sandalye niye batsın? Böyle içimde bir sığıntı var ya. Ha. Değil mi? Bu zehirli galiba. Bakalım ben. Şu zehirli. Bağır, bağır. İşin açılır. Bağır. Alma götür. Hadi. Neden beyim bunu? Ne diyeceksin Erol? Besle, büyüt ya. Ne diyeceksin? Sakın öldürme. Günah. Neyle beslenir ki beyim? Kendini ver. Kendini de besle. Yetsinler, bitirsinler seni Erol. Ben ne kurtulayım ya? Hareket. Edersin. Tövbe yarabbim ya. Bunu çıkarın, gel buradan gitsin bu çocuk ya. Hadi bana öyle deme. Ben bunu yavruken aldım. Kıyamıyor şimdi. Örümcek mi? Çocuğu ya bunu. O Erol. Canım sıkma canım. Ne ölçe düzeldiriz, hallederiz. Vefalisizim kızlar. O Nes İsmail beni terk ediverdiğinde perişan oluverdiydi. Ama sonra Allah karşıma kopta geli çıkarıverdi. Tam da Ali'yim döndü derken kopta gelden de oldum. Nes İsmail umrumda değil. Ama kopta gelsinlik beni mahvediyor. Bak artık azalma. Ah, ah, ne güzel bir çift oluverdiydik bak. Gözlerim bile düzeliyor yanında ya. O bana Allah'ım bir lütfu, lütfu. Fakat kızama, senin gözlerinin selameti için bu kopta gelsene şart. Şart? Şart da nasıl olacak o iş? Ama o kadar da benim aklım yetmez ki. Onu sen düşünüvereceksin. He. Aslında ben bir şey düşünüverdim. Sen nasıl macerin üstünde galı verdiysen, benim de kopta gelin üstünde galı vermem lazım. Kusursuz bir plan kuru veren ben. Kızlar merhaba. Nasılsınız? Yaprak. Senin için topladım kız. Lan sen ne biçim bir adamsın? Lan sen ne biçim bir adamsın? Ne yapıyorsun? Bir adamsın. Ne? Bak dur, ne diyorsun sen? Lan ne yaptın? Ne yaptın? Ne yaptın? Ne yaptın? Bu! Bu! Lan ne diyorsun ya? Git lan! Git lan! Kafamı vuracağım. Kısla, bana azıcık müsaade eder misiniz? Kopta gel'le bir iş toplantısı yapacağım da. Tamam baba. Üzgün Bey amca, haydi ne iş konuşuyoruz ya? Duro, duro. Gelen, şimdi beni iyi dinle. Benim gözüm seni pek tuttu. Maşallahın var. Ben diyorum ki sen bu köye yerleş. Ha? Beraber çiftçilik edelim. Hayvancılık edelim. Benim senin gibi delanlı bir adama ihtiyacım var. Ya tamam, delanlık tamam da beni o çiftçilik olaylarından falan hayattan anlama. Benim yapabileceğim tek şey minibüsçülük yani. Lan oğlum niye diyeceksin minibüsçülük? Dört çeker, boşu çeker ya. Vallahi bak. Hem bu bankta döneceğini diyorum. Şimdi malları satacak, paraları alacak. O paralar da geçecek, malları sattığıyla kalacak. Hem sen ne diyeceksin İstanbul'larda? Kal oğlum burada. Bak burada var ya çok mutlu, mesut bir köy burası. Ya var ya ben sana mutluluk konusunda açık çek veriyorum ya. Vallahi bak. Vallahi şu an ne desem ki bilemedim ya. Ya şimdi bir şey deme. Azıcık benimle takıl, bir ortamı tecrübe et. Kararını öl ver. Heh. Şimdi sen
canın en çok ne yemeği sever onu deyiver bana, onu yaparım, onu yer. Ha bak, o şu anda çok zor bak. Niye? Ya şimdi ben derim demesini en sevdiğim yumağı da bunlar yani kızlar hayatta benim sevdiğim yumağı yapamazlar. Lan onların yapamayacağı şey mi var? Sen deyiver yeter. İyi hadi bakalım, çiğ köfte. Çiğ mi? Onu tabii yapamayabilirler de. Ama sen tarif edersen onu da yaparlar. Birinci sınıf malzemesi de benden. Varım o zaman hadi yapalım. Tamam anlaştık abi. Oh! Oh! Hayırdır nenem, gelmişsin oturmuşsun böyle. Gel oğlum, gel otur yanıma. Sana bir diyeceğim var. Buyur nenem. İndi. Önümüz Ramazan. Ha? Al bakayım bunu. Bunu da. Bunu da. Bunlar bozdur ve parasını fakir fukaraya dağıt ve başımın gözümün sadakası oluversin. Hay Allah razı olsun nenem de bu sene hem biraz erken oluverdi hem de sen bir tane bilezik verdin. Bu sene niye 3 tane bilezik verdin? Öyle işte. Ah, ah benim derdim çok büyük. Ancak denk gelir. Nenem, derdini anlatmayan derman bulamaz. Anlatıver istersen. Oo, anlatamam. O benim içimde saklı kalacak. Sen benim dediklerimi yap, yeter. Bir şey diyeceğim. Bu ikimizin arasında kalacak. Tamam mı? Olur mu öyle şey? Sağ elin verdiğini sol el bilmeyecek. Öyle sünnet olur. Allah kabul etsin nenem. Sağ olasın. Amin, amin. Sen de sağ ol. Hadi ben gideyim. Sağ ol oğlum, sağ ol. Benden bu kadar. İyi günler. Sağ da iyi günler. Sen kimsiniz? Ben Fikri Sabit'in oğluyum. Deme la. De hoş geldin. Ne istedin bakayım? Ya babamı gördünüz mü? Gördüm. Orada bir tane meydan var. Meydanda bir kahve var. Kahvede oturuyordur tahminim. Meydana arabayla giriliyor mu peki? Yani aslında dışarıdan gelenler giremiyorlar oraya. Burası otopark mı? Otopark. Siz alır mısınız arabayı? Alırım, la kaç para? Ha yok, onu benim sormam lazım. Ne kadar borcum? La sen otoparka değilsin. La otopark ücreti sen ne kadar kalacaksın? He, orası daha belli değil. Meydan şurada mıydı? He, orada. La bana bak. Araba lazım olsa Laz İsmail'i sor. Ben Laz İsmail. Eyvallah Laz İsmail, görüşürüz. İyi, hadi bakalım. Selametten, hadi. Allah Allah. Çocuğa bak, arabayı bıraktı gitti ya. Bunlar İstanbul'u tabii. Alışkınlar arabayı otoparka bırakmaya. Saf. Ne haber vermiyorsun lan Düzgün'ün kayfeden gittiğini? Ne yapalım la? Helaya da mı gitmeyelim, altımıza mı? Tövbe estağfurullah ya. La sen onu bunu bırak, bende ne var? Vah! O ne ya? Arabadır. Yok, teyyare. Arabanın hası la? Ya aga işte araba işte, gidelim Marmaris'e alalım tepsi. Vallahi gına geldi şu tepsiden. Reşat'tan da kurtulalım hadi. Oğlum, da sen nereden buldun lan bu arabayı? La oğlum, abi Fikri Sabit'in bir tane daha oğlu varmış. O emanet etti bu adam. Ne? Bir kızan daha mı? Ne bunlar köyden gidivereceğine? Köye sığınak yapıp duru la. Ebe buralı, ebe buralı. Abi çocuğum sen niye mi sinir yapıyorsun? Ya bak gidelim şu tepsiyi alalım. Sonra hepsini çözeriz, anlarız olayı. Ha vallahi ya. Bak gidelim bir an önce halledelim ne olursun. Hem ben uzun zamandır memlekete para gönderemedim. Gidelim ben de o işi halledeyim ha. Dur oğlum. Hadi hadi. Oğlum, gidelim, hadi. Al bakayım lan. Dur bakayım. Ulan bakayım bak nasıl gidiyor. Oy. Oğlum, neredesin sen? Sabahtan beri arıyorum, ulaşamıyorum ya. Telefon suya düştü baba ya. Hey! Nasıl koyacağız bunları internete? Emine, senin muhtarlıkta internet var mı? Var. Ama Fikri abi çalışmıyor be. Bilhassa yapıyorum değil mi? Bal gibi de çalışıyor. Ne? Beni bak. Enayi mi yazıyor bunun alnında?
Boşuna mı muhtar oldu Emine? Kendi elleriyle mi tarlaları koyuverecek seni? Sonra yabancılara, başkalarına satılıversin malla. Hadi. Apırsanız da köpürseniz de o mallar satılacak. Ferit, bilgisayarın nerede oğlum? Karavanda baba. Yürü karavana gidiyoruz. Ben o malları satacağım internetten, işte o zaman göreceksin Zanya'yı, Konya'yı. Fikri abi, şurubunu unutmayaydın. İyi günler. Baba. Hı? Biraz daha kalsaydık ya, 3-5 gün daha. Hemen dönmeyelim bak, çok güzel burası. Yok, daha bir dakika bile duramam. Bu köy bastı beni. Cüneyt'i çağırdık. O da gelmedi. E tamam, o da geldiğinde gideriz işte. İyi de baba, İstanbul'da evin elektriği, suyu bile kestik. Öderiz oğlum. Daha o kadar ölmedik. Aa. Baba, abi. Aha, işte Cüneyt dedin, Cüneyt de geldi. Bu gibi durumlarda söylenecek bir laf var ama... söylemeyeceğim. Ne haber lan, hoş geldin. Hoş bulduk abi. Hadi bakalım, hadi. Kesin laklara da yürü. Nerede oğlum Bengüsü? Marmaris'in içinde benzincide sattım abi. Bir süre rahatız. Nasıl bir süre rahatız oğlum? Bilmiyor musun sen Bengüsü'yü? Gitmez buradan. E gitmesin abi. Nasılsa biz İstanbul'a dönmüyor muyuz? Of Cüneyt, of. Hadi yürüyün lan. İlk gün ne yapıyorsan onu anlat. Ya sus lan, babam duyacak, sus. Anlaşıldı. Mesele onun yönde ilerliyor. Ölmüş. Ay bu ne böyle? Eniştemin tuttuğundan bile büyük. Eniştenin tuttu? E dün denizde tuttuğu balık var ya, ondan da büyük bu. He. Tabii canım, yani bizim balığımız Fikri abinin balığından büyük olacak. Neticede köyün ağasıyız. Ay bunun bir fotosunu çekeyim ben. Çekin, çekin. Ha, kapalı telefonum. İsterseniz benim telefonu vereyim, onunla çekin. Ay yok yok, açayım ben. Hayvana şırt kısmı önemli, en güzel yeri. Eti de jilet gibi keseceksin ki ağızda paramparça olsun daha az. Yaş gibi keseceğim. Şimdi. Düzgün Bey amca, benim iki dakika ayak yoluna gidin de sen şey yaparsan. Rahat ol oğlum, sen rahat. Geç, geç oğlum. Şöyle. Bir dakika, sen şöyle geç oğlum. Ah abla. Çaktırma, oğlan azıcık acemi gibi. Bıçakla kesmiyor ama bunları bir... Baba. He. Tamam, tamam. Af çık, dişini sık. Yok. O kadar büyük ki şeye sığmıyor. İsterseniz garsondan yardım isteyiverem. Olur. Garson, garson. Buyurun Reşat Bey. Bizim bir fotoğrafımızı alın ha. Teşekkürler. Teşekkürler. Ay, vallahi çalıyor. Şimdi yandın yavrum evladım, hadi bakalım. Açmayacak mısınız? Açmayayım şimdi, balığı soğutmayalım. Afiyet olsun, buyur. Ulan kapadı ya. Şimdi yaktın beni yavrum evladım ya. Allah cezanı versin ev gibi ya. Bu evde mi oturuyorlar abi? Evet, bak oradalar. Beyim. Ne? Bay Fikri Güller geliverdi. Hayırdır Bay Fikri? Yine huzursuzluk çıkarmaya mı geldin he? Yok, karavanı almaya geldim. Yanındaki oğlan çocuk kim? Ha o mu? O benim en küçük oğlan, yeni geldi.
Ha, merhaba yeğenim. Hoş bulduk, merhaba. Senin ne işin var lan orada? Baba, çiğ köfte yapıyorum burada ben. İyi halt ediyorsun, hadi yürü gidiyoruz. Yok yok, kopta gel oğlum, yemek hep bizde kalacak. Yıma yedikten sonra ben şey yaparım baba. İyi, ne halt edersen et. Hadi yürü. Cücü hoş geldin lan. Hoş bulduk. Ferdo, bu teyzem aradı mı hiç, var mı haber? Yok abi, aramadı. Şey yaparsa teyzem bana bir alo yapsın ya, tamam. Tamam, söylerim. Hadi şey yaparsın. Uyuz ya, yine benim kızı yanında. Ne oluyor ya? Enişte niye orada? Sorma. Sürekli benim kızın yanında. Kapı ne gürüyor? Hadi canım. Neyse, sen gel de anlatırım sonra ya. Rubay Fikri'nin daha kaç tane çocuğu var acaba? Yavaş. Nerede kaldınız Zil? Ya güzel kardeşim, anca biliyorsun üçümüzün de annesi var. Üçer beşer bir şeyler gönderdik işte. Ne oğlum, üçümüzün de babası yok, bilmiyor musun? Analarımız yalnız da. Gelmişken macerinden bir şeyler gönderelim dedik ya. İyi etmişsiniz. Sen buradan olduğun için öyle dertlerin yok kardeşim. Ne yaptın be ya? Sordun mu trafiğe? Ha? Döndüğümüzde arabayı bulabileceğiz mi burada acaba? He, soru verdim, sorun yok. Hadi gidelim. Hadi, hadi. Aga bir dur, dinleneydik bak. Abartma, dur lo, abartma. Hadi bakayım, hadi yürü. Hadi yavaş yavaş. Kuru soğan da rende istiyorum, bu kopta gel. Kız beni bak. Sen ne öyle el sallayıp durun balkondan el alemin çocuğuna? Ya senin yaşın kaç daha? 17. He, bir de cevap veriyorsun. Ya ben ne yaptım ya? Sen bana düşüneceğine, asıl bu şeyi düşün. Bu Ferit ben gideceğim gideceğim diye seni lüleden yiyip durur ha. Baksana bir çocukları daha geliverdi. Ya bunlar gidecek olsalar bu çocuk niye buraya geliversin değil mi? He, doğru diyor. Sen beni düşüneceğini biraz bunları düşünsen daha iyi edersin sanki ha? Ay tamam, çok konuşma bilmiş. Dur soğan ama. Şunları da unutma. Tamam. Düzgün koy. Songül, kız sen Ferit'in kardeşine mi el sallıyorsun öyle? He, kız. Hoş çocuk sanki ha, uzaktan. Yani bilmiyorum. Yakından da göreceğiz elbet. İlk aşkım olabilecek kadar şansımı göreceğiz. Bak, elimle vites yaptım, alışmışımdır eskiden. Tüm ya. Güçlü kardeşiniz mi oluyor o gelen? He, o bizim en ufağımız, en güçlüğümüz o. He. O neye geliverdi peki? Yani gitmiyorsunuz mu bugün? Hala haya kim çıkardı, niye gidelim? Ben sizi bu sabah yola çıkacağınız diye biliyorum hem de işleriniz uzadı diye dalıverdim sandım. Buradayım, gel. Buradayız. Fikri de geçse bile kopta gel oğlum köye yerleşmeyi düşünüyor değil mi? Hayırlısı artık inşallah. Hayırlısı, hayırlısı. Biraz daha acık atak da acısı asla almaz. Bol acı da on numara olur. Leyn, şuna bakın. Bundan bir tane de Nuriye'nin ne alıversek ya. İyi de oğlum, Nuriye'nin öyle bunu kullanır mı? Aga rahat bunlar be, yani kullanışı falan iyi yani. Ya alalım kardeşim, taşımaktan kurtuluruz da ya. Vallahi doğru söylüyor. Hem bak ne güzel hediye gibi de süslemişler. Dur bakalım şu tepsiyi alalım da para kalırsa git dönüp alıveririz gari. Hadi, hadi bakalım. Neymiş lan? Ferit. Al şu telefonu. Çık tepeye de internete yükle bakalım fotoğrafları. Tamam baba. Şişt. Sen de bekliyorsun ha öyle boş boş. Gir içeri. Al bakayım şu sandalyeleri, masayı.
Öyle kamp karavan yaşantısı kolay değil oğlum. Allah Allah. Ay bugün düzgününüz biraz fazla değil mi böyle yanar dönerli maytaplı meyve tabağı? Şimdi yani aşama dönelim diye siz tutturunca ayrıca hani icap ederse gündüz gözüyle havai pişek bile attırılıyorum. bir de benim telefonla fotoğraf çekilebilir miyiz acaba? Tabii olur. Garson. Buyurun Reşat Bey. Bir fotoğraf alabilir miyiz? Üçlü. Teşekkürler, teşekkürler. Ben bu fotoğrafı size atamadım ama sizin numaranız bende yok. Ha, verin ben yazayım size. Buyurun. Reşat Bey, meyveler bitince gidebilir miyiz artık? Tabii tabii. Marmaris bu kaçmıyor ya. Yine geliriz. Buyurun. Emmi, sen hindi buna 2500 gayme mi diyorsun? Vallahi bu 2750 de normalde ben size 2500 olsun dedim. Kaskosu da var mı? Ya dayı sen ne diyorsun ya? Motor bisiklet bile bundan daha ucuz ya. İyi de bak bu hem bakırdan hem de el işçiliği var bunun güzel güzel. Ya abi bunun daha uygunu yok mudur abi ucuz bir şey ya? Ya aga zaten bu borcumuz olan tepsiden çok büyük. Ya sen bize ya yarısı bunun ya. Yarısı böyle taşımalık sapı olan yuvarlak anlatabiliyor muyum ne bileyim yani. Aga ver bakayım şunu bana. Yani. Aa bak bu sempatik işte bak şeyleri de var. Bu oğlu kaça satıyorsun sen bunu? Bu 20 lira ya. E tamam daha bunu alalım oğlum ya. E zaten Reşat'a ben de gıcığım. 20 lira bile etmez zaten o. Olur mu lan bu? Reşat abi kabul eder mi hiç bunu? Bir de daha bakıra benzer bir şeyler var mı emmi? Şöyle baksak. Ha şu var bak. Ben size bu tepsiyi vereyim. Hem bu alüminyumdan hem de 150 lira fiyat da uygun bu. He bunu alalım biz. Ya zaten çok benziyor ha. Birebir yapmışlar. Kesin bunu Çinliler yapmıştır. Ha var ya. Aga paket yap sen onu bekliyoruz. Haydi sana zahmet. Çay içinde dökme taş gönlüm honi gözüm yaş. Aklımı baştan aldı orta boylu kalem kaş. Keyfi yerine geliyor. Şöyle iki mumdur. Üç mumdur. Dört mumdur, 14 mumdur. Bana bir bade doldur. Bu ne güzel düğündür. Haninna, haninna, haninna. Hey! Oh. Abo, tavana yapışıverdi ya. Abi canım yapıştıysa oldu demektir zaten. Ama şöyle bir gelin de bir sıkak yardım edin ya. Hadi bakayım, hadi gel. Gel, 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 gel. Şimdi alıyorsunuz böyle hafifçe, tamam. Nasıl sıkacağız? Böyle mi? Yok şimdi sen şöyle, şöyle hafif bastı bırak. Basma lan. Aç. Aç. Çok güzel. Şahane oldu ya seninki. Sen hafif çok bastın bana bak. Bastırırsan eğer bak. Ben bak. Olur verdim. Evet bak çok bastırırsan parmaklardan atar. Tamam. Aa. Değil mi ya? Cüneyt nerede? Burada bekleyeyim bari ben. İsterseniz ben sizi su kenarına götürüverem. Bizim karavan Düzgün Bey'in evinin önündeydi. Bir oraya bakalım. Karavan orada değilse suyun kenarına gideriz. Tamam, öyle yapalım o zaman. Oğlum bu çok keyifli ya. Aga bir yavaş be vallahi koptu her yer. Ya çok güzel oğlum ya. Vallahi bak çok güzel ha. Niye verdik bana biz bunu be? Hop. Oo. Ne oluyor ya? Affedersiniz ama bu benim arabam. Bir dakika. Nasıl senin? Anahtarı nereden buldunuz siz? Anahtar. Cüneyt nerede? Ha biz de anahtarı zaten Cüneyt'ten aldık. Sıkıntı yok. Şey hanımefendi, siz Cüneyt'i tanıyorsunuz. Evet. Nerede o? Sizin kim olduğunuzu sorabilir miyim acaba? Ben. Evet. Ferit'i tanır mısınız? He, Fikri Bey'in kızına olan Ferit değil mi?
Evet, işte ben onun kız arkadaşıyım. Ne diyorsun? Arkadaş derken? Sevgilisiyim yani. Kız arkadaş, öyle desene. Ferit Gül de gelmiş seni götürüveren köye. Ay, hemen gidelim zaten, beni bekliyor. Yahu hanımefendi, hemen gidelim diyorsunuz fakat bunu ne yapacağız? Arkaya bunu koymamız, sığdırmamız gerekiyor. Ya tamam, koltukları indirin sonra. Biz nereye oturacağız cebine? Ha? Oğlum yan amana bir yere sıkışacağız da. Aç bakayım bunu, getir. Aga beni elletme ya, elini var ya, taşıyım abi. Hadi. Dur aga ama. Kopta gel abi. Allah canına basın kız, ödüm koptu, ne oldu? Seni bir şey soracağım. İyi, sor ama şey olmasın böyle, zor olmasın ha. Yok yok, zor değil, merak etme. Sor bana, sor. Şimdi senin bu İstanbul'da sevgilin var mı? İstanbul'da mı? He. Benim İstanbul'da yok sevgilim. He. Peki bu Cüneyt'in sevgilisi var mı? Cüneyt evli. Bir tane de oğlu var benim yaşımda. Şaka yapıyor musun? Küçük çocuk onun ne sevgilisi olur hatta. Çok güzel. Ferit'in mağa herhalde değil mi? Bengüs'ü mü ne? Öyle bir şey kızın adı. Ya içeride güzellik çeşmesi mi açık? Buraya akılıyor devamlı. Ferit'in var yani. Var Ferit'in. Ciddi mi ondan Ferit? Ciddi mi? Felaket ciddiler canım. Hatta ben olmasam yani benim bildiğim nişan falan olayı vardı da işte arada ben varım diye ilk öncelik. Allah sıralı versin artık. Hadi, hadi görüşürüz kızım. Karavan buralarda yok. İsterseniz ben sizi su kenarına bırakıverem. Bilmem ki. Aa yok yok. Yeğenim burada benim. Ben en iyisi burada ineyim. Biz belki onunla birlikte gideriz. Tamam o zaman. Ben sizi burada bırakıverem. Eve giden oradan sizi ararız. Hadi sağ olun Reşat Bey. İyi günler, iyi günler. Teyzen gelip duru. Uza uza bu herif seni yine Elmas Hanım'la gördü. Kavga çıkartacak, karizmayı çizecek. Kaç kaç. Herkese merhaba. Merhaba, hoş geldiniz. Buyurun. Hoş bulduk. Neyzeciğim neredesin ya koca gün? Telefonu arıyoruz arıyoruz öyle kapalı telefonu. Ha şey, Reşat Bey'le çok güzel bir akşam üzeri geçirdik de biz. Telefonumun da şarjı bitmiş. Sen ne arıyorsun acaba burada tek başına? Buyurun oturun, buyurun yani buyurun. Kopta görüldüm sağ olsun bize çiğ köfte yapıverdi. Biz hane olarak ilk defa yiyeceğiz bunu. Aa çok güzel çiğ köfte yoğurur Kopta gel. Ya sağ olsun yaptı vallahi. İlk gün kızım da ona yardım ediverdi. Biz de ediverdik ya baba. Ha, siz de ediverdiniz de ilk gün daha çok yardım ediverdi. Çiğ köfteye hanım eli değdi. Çiğ köfte hanım köylü oldu. Benim esprikler de çok şey değil mi? Ay! Ne oldu oğlan cazım? Az önce attım ya ağzım, onun acısı şu anda geldi. Ha, şu anda ırtlağımdan vurdu acısı. Yandım! Nasıl yiyeceğiz şimdi bunu? Marulla. Marulla, ha iyi. Baba bu ne? Ne ne? Stok azalmış. Oho, bunlar gidene kadar bizi idare eder. Baba. He. Tamamdır, siteye koydum fotoğrafları. İyi tamam, hadi gel aşağı. Benim biraz işim var, geleceğim. Başlatma şimdi işinden ya. Hadi in. Babacığım. He. Ya biliyorum şimdi hiç sırası değil ama... ben İstanbul'dan gelirken postacı böyle bir sürü sarı zarf getirdi. Öyle zımbalı mumbalı. Bakacağım mı onlara yoksa sonra da bakar mısın? Oğlum niye şimdiye kadar söylemedin? Getir bakayım onları. Getireyim değil mi? Getir, getir.
Seni çok özledim. Sensizliğe alışmak benim için ölüm. Nasıl gideceğim buradan bilemiyorum. Nasıl yapacağım İstanbul'da sensiz onu da bilemiyorum. Bir umut versen asla yanından gitmem. Al baba. Ver bakayım. Bu ne lan? Buna haciz göndermişler. Haciz kağıtları bunlar. Ha. Baba. Ha. Ha. Baba. Abi. Abi gel. Baba. 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 Baba iyi misin baba? Baba. Baba.